Selam dostlarım, hepinize kucak dolu sevgiler, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar yeni aldığımız Poco X3 GT cihazının bootcamp testini yapacağız. FPS sayıcımızı açtık, GameTube'u da açtık arkadaşlar. Performans modundayız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar performansımız üst seviyede arkadaşlar. Her zaman her yerde. Bakalım neler olacak, başımıza neler gelecek. Evet, şuraya şöyle atlayalım abi. Arkadaşlar FPS sayıcı üstteki FPS sayıcı. Oynayan gördüğünüz gibi 2 tane FPS gösteriyor çünkü. Bu arada arkadaşlar 1 saattir oyundayım. Cihazda en ufak bir ısınma görmedim. Yani elde o hissiyat bile hissetmiyorum şu an. Isınmadı derseniz ısınmadı cihaz. 41 derece diyor. İlginç. Gelenler var mı? Şuraya bir şey atalım da ne olduğunu bas. Kendimizi korumaya alalım kardeşim. Etraf ısındı değil mi arkadaşlar? Şurada bir ses var. İhaleye fesat karıştırmış gibi olduk ama neyse. Evet arkadaşlar, şu anda Poco X3 GT'nin bootcamp performansını yapıyoruz. Önce incelemesini yapmıştık. İzlemeyenler sağ üstten önce bir incelemesini izleyebilirler izlemedilerse. Bu da bootcamp testi arkadaşlar. Cihazdan bakalım nasıl bir performans gösterecek, ona bakıyoruz. Şu anlık gördüğünüz üzere gayet FPS olsun, performans olsun güzel gibi. Drop yiyecek mi yemeyecek mi göreceğiz. Oyuna ilk girdiğimde arkadaşlar 34 dereceydi telefonum bu arada. 34 dereceyle girdim oyuna. Şu an 42 derece oldu. 1 saat 1,5 saatten oldu ben oyunu alı. Zaten anca elim ısınıyor zaten. 1 saatte falan anca gameplay anca çıkıyor arkadaşlar. Yani eliniz ısınıyor falan anca kendinize geliyorsunuz yani. 42 derece bence kabul edilebilir bir şey arkadaşlar. Poco X3 Pro'da da yapmıştık. O 55-50 dereceyi görmüştü o. Kanka basacağımı bekliyorsan çok beklersin. Lucifer'e. Güzel. Arkadaşlar Poco X3 Pro ile X3 GT'nin ekranında hiç fark yokmuş. Önceki videoda yanlış söyledik. Yani HDR10 var dedik bu telefonda ama o X3 Pro'da da varmış. Herhangi bir fark yok. Tek fark şeyde var arkadaşlar. Camda. Victus cam var bunda. Öbüründen Gorilla Glass 6 var. Yani tek fark camda. Vay be. 6x de atıyoruz ya botlara da olsa. Şimdi gerçek adam olsa 6x şöyle yapacağım size arkadaşlar. Sadece camı farklıymış bu X3 GT'nden arkadaşlar. Ama işlemcisi kağıt üstünde tabii ki de daha iyi gözüküyor. Keza bir saatten beri hiçbir FPS drop'u görmedim arkadaşlar. Yaşamadım da. 55-60 derece şu anda. Ekran kaydı da açık. Bak, o da var. Ekran kaydı da açık. Olduğu halde. Yani ilginç. Şuradaki kardeşimize vay. Bir daha. Sen bir daha çıkarsın. Bir daha. Hadi. Aga ne yapıyorsun aga?
Arkadaşlar ilginç bir şekilde cihazın sıcaklığı düşüyor kendi kendine. Ulan sıvı soğutma mı var lan bu cihazda? 40 derece oldu. 42'den 40'a düştü arkadaşlar kendi kendine cihaz. Oynadıkça cihazın ısısı azalıyor. Yani ben de anlamış diyelim. Ya da benim ellerim mi sıcak acaba? Pardon, benim ellerim soğuk lan. Ondan olabilir ha. Bak bu avantaj işte. Benim ellerim buz gibi arkadaşlar. O yüzden telefonu soğutabiliyorum yani. Doğal vantilatör. Bak yatıcıya bak. Sabahtan beri yatıyor da burada adamlar burada bak görüyor musun? Adamların cenaze namazını burada kılmadan götürüyorlardı. Arkadaşlar Poco X3 Pro da güzel cihaz. X3 GT de güzel cihaz. Ki yani alanı pişman etmeyecek bir cihaz. Parasını hak ediyor mu deseniz bence hak ediyor. Yani Türkiye'de fiyatlar uçtu tabii ki de ama yani dolar olarak bahsediyoruz arkadaşlar. Yani dolar olarak fiyatını hak edemeyeceğiz. Vay! Kanka git üstüne bir şeyler giy, ayıp oluyor ama. Ama ne yazık ki bu cihazlarda 90 FPS yok. Niye yok onu da anlamış değilim ama bence olmalı mı? Tabii ki de olmalı. Bazı arkadaşlar bana sövüyor. Arka abi sen niye işte böyle diyorsun? 90 FPS gelmesi lazım. Şöyle böyle ya. Gelirse gelsin. Gelirse biz de mutlu oluruz. Oynarız. Bak sen. Ama gelmeyebilir işte. Şimdi Mi 10T'de 90 FPS var. 11T'de 90 FPS var. Niye 90 FPS var? Ekran kaliteli. Yani panel kaliteli. Ay. Bir de Mi 10T'de Snapdragon 865 var. Ve paneli kaliteli. Yani FPS stabilizasyon özelliği falan var. Adaptive SYNC var. Var da var oğlu var onlarda. Yani biraz daha kaliteli. Gel. Güzel. Kardeşim siz giderken biz geliyorduk. Acayip pusucu var arkadaşlar. Oyunda zaten bir lag var. Sebebini çözemediğim. Benden dolayı mı oyundan dolayı mı anlamadım ama. Bazı Araplar zaten ışınlanıyor. 250-300 pingle oynatlar için. Ne var ya. Ben normalde ben ilk girdiğim oyunda gameplay çıkarmam lazım ama işte yani girdiğim oyunun %90'ı falan Araplara ölüyorum. O da niye ölüyorum? Işınlanıyorlar abi. Bir sağa bir sola, bir sağa bir sola. Beşik gibi sallanıyor mübarek. Lan arkadan kim sıkıyor? Lan sıkıyorsun da bari öldürsen gam yemeyeceğim be kardeşim. Evet arkadaşlar cihaz kısaca beğendim. Tavsiye eder miyim? Tabii ki de ederim. Yeni cihaz incelememiz tabii ki de gelecek. Merak ettiğiniz konular varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Yani merak ettiniz derken hangi cihazı çekelim veya bunu cihazın devamı mı gelsin? Başka bir harita mı gelsin? Genelde botcamp testleri yapıyoruz biz. Hani çünkü botcamp kalabalık olduğu için. Bu cihaz benden 10 üzerinden 10 puan almıştır arkadaşlar. Drop görmedim. Hassasiyette bir sıkıntı görmedim. Sıcaklık 40 dereceyi geçmedi. 41-42 max oldu yeri geri düştü kendi kendine nasıl oluyorsa. Onda da benden 10 puan aldı. Hiçbir cihaz kolay kolay benden 10 puan almaz ama bu sefer 10 puan aldı diyebilirim arkadaşlar. Bundan sonra cihazları böyle puanlayacağım. Eksik yanları varsa söyleyeceğim. Yani bu cihazda eksik bir yan ben şu anlık göremedim. Paneli biraz daha iyi olsaydı bak o zaman güzel olurdu ama yani tek sıkıntı bence paneli diyebilirim. Panel derken kalite biraz AMOLED falan olsaydı ne bileyim adaptif ve SNC falan olsaydı diyeceğim ama yani bu fiyata da orta segment bir cihaz bence güzel arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.